saatin sonunda ufak bir mola vermeye karar verdim. Çünkü saat şu an galiba 11'i geçti. Ve ben çok az bir kısmını hazırlayabildim. Göstereyim hemen. Evet, bunlar kombinlerim. İmdat. İmdat. Gerçekten inanılmaz bir seyahat geçiriyorum şu an. Hiç böyle olacağımı düşünmemiştim ya yola çıkarken. Son dakikaya kadar her şey çok tıkır tıkır gidiyordu. Nazar perileri üşüştü başıma. Bugün yine koşturmacalı bir gün. Şimdi makyajımı da daha yeni yapacağım. Sabahtan işim var, çıkmışım evden falan. 5.30'da çıkmam lazım evden. Saat 3.30'da eve giriş yaptım. Bir yemek yiyeceğim, duş alacağım. Bikini siparişlerim gelmiş de hızlıca onları. Yani bak bikinim bile yetişti. Dün verdiğim sipariş bugün geldi. Bikinim bile yetişti. Diyorum ki yani hiçbir şeyin ters gitmesi mümkün değil. Derken böyle dememek lazım herhalde. Onları denedim falan, yemeğimi yiyorum tam. Şöyle etrafa bir bakayım dedim, hani unuttuğum falan bir şey var mı diye. Şöyle bakıyordum, masanın üzerinde pasaportumu gördüm. Bu arada ben şu an Çanakkale'ye gidiyorum. Pasaportla işim daha sonra. Aklıma geldi, benim çarşamba günü İDATA'da vize başvurusu yapmak üzere bir randevum var. Dedim ki az dedim, benim dedim pasaportum, Master'a gitmek için yaptığım ulusal vize randevusunda zaten verdim ben onu 1,5 ay önce ve benim pasaportum yok. Bu son dakika aklıma geldi. Ben heyecanla İDATA'yı aradım. Tabii ki hiçbir şey yardımcı olmadıkları gibi buna da yardımcı olmadılar. Bir şey yapamayız falan. Ya diyelim ben iki tane seyahat gerçekleştireceğim. Birini yapmak için başvurmuşum. Pasaportum oradayken bir diğer elçiliğe gidip başvuruda bulunamayacak mıyım? Seyahat edemeyecek miyim? Yani bu nasıl bir mantık diyorum. Son 6 ayda 3. gidişim. Artık en aramız da iyi. Verirler herhalde hızlıcana dedim. Derken böyle bir sıkıntı yaşandı. İş vesilesiyle gidecektim birazdan. Hemen orada beraber çalıştığım birkaç kişi aradım falan. Ne yapacağız bunu dedim. Tabii ki onlar Türkiye'de sistem olduğunu bilmedikleri için. Biz diyor PDF'le yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan ki ya bunların hiçbir Türkiye'de geçmez. Hocam siz ne sandınız burayı? Burada öyle işler yapamazsınların. Sonra neyse birkaç çözüm bulmaya çalıştık bana. Ama en nihayetinde yani farkına vardığımız şey şu oldu. Ben çarşamba günü başvurumu kazasız belasız yapsam dahi bu ayın 25'ine kadar benim pasaportum gönderilmemiş olursa ben... Hadi ablacığım, hadi ablacığım. Pasaportum olmadan hiçbir yere uçamıyorum. Ve bunu fark etmem bayağı sürdü yani. Uzun süre stres sinir yaptık. Ailece istişare ettik. Diğerleriyle istişare ettik. Benim şu an ihtiyacım olan şey bana acilen bu pasaportun gönderilmesi. Yani 1,5 aydır bakıyorsunuz. Dedemin dedesini mi araştırıyorsunuz yani? Bu kadar uzun süren araştırma neyle ilgili olabilir? Üzülmüyorum çok. Güldüm hatta bugün bayağı kendi kendime. Çünkü oluyorsa demek ki gittiğimde daha kötü bir şey olacaktı. Ve o kötü şeyden korunuyorum şu an. O yüzden gidemediğim için üzülmüyorum. Aslında üzülme sebebim arada bir iki masrafımın çok feci, boşa gitmiş olması. O masraflar beni biraz üzüyor. Ona da yapacak bir şey yok. O da giden gitti. Oturup üzülüp ağlamak falan yok. O eskiden de oturur ağlardım şimdi bu tatil boyunca. Aman İspanya'ya gidemiyorum diye. Ama şu an öyle bir durum yok. İspanya'ya şimdi gidemiyorsam ondan zaten 15 gün sonrasında ben komple Almanya'ya gidiyorum. İşimizi hesabımızı Almanlarla orada görürüz artık. Bak asıl olay şu. Bir İDATA'yı arıyorum, bir elçiliği arıyorum, bir mail atıyorum. İş yerindekilerle konuşuyorum. Annem arıyor bir yandan, annemle konuşuyorum. Babam aradı, dedi ki geliyorum. Sadece yemek yemişim. Bir tek karnım tok. Onun dışındaki bütün ihtiyaçlarım duruyor. Valizim kapanmıyor kesinlikle. Ve babamın gelmesine 10 dakika vardı. Ben o 10 dakika içinde bir de ayağım kaydı. Tepe taklak takla atıyordum az kalsın. Koştura koştura onu falan. İşte böyle. Şimdi uçağa binmem lazım. Bakalım saatimize. Telefonumun da şarjı bit yani. O kadar hızlı bitiyor ki artık ben bu telefonla baş edemiyorum. Öf, çok kafam dağılıyor ya. Neyse kapatayım artık. Bir yarım saat buradayız. Şimdi burası havalimanıymış Çanakkale'nin. Şöyle bir olay yaşandı. Taksi çağırmaya çalıştım. Adam dedi ki içeri almıyorlar, dışarı çıkar mısınız? Ben dedim bura içerisi mi? Bahçe, evler falan böyle. Bunun yanına yakıt diye buraya bırakmışlar. Şehrin orta yeri zaten. Ama bura içeriymiş. Şurada uyduruk bir nizamiye görüyorum. Sebebi de o olsa gerek.
Bir de çitle çevirmişler. 500 metre ileride çit var. Çanakkale. Çok ani bir geçiş oldu. İlker'le buluştuk ve İlker'den KVKK onayını aldım. O an konuşamadım çünkü daha konuşmamıştım İlker'le. Şimdi ilan ediyorum. İlker'le buluştuk. İlker benim üniversiteden çok kıymetli bir arkadaşım. Şu anda da Çanakkale'de Hilton'da kalıyoruz çünkü yarın Bozcaada'yı geçeceğiz. Burası harika, inanılmaz güzel. Şu havuzun tatlı maviliğinden tutun. Bilmiyorum, gözüküyor mu şu an? Etraftaki o tatlı müziğe, insanların dinginliğine, su sesine, odamızın manzarası, denize bakıyor falan. Böyle çok tatlı şeyler var ve bunların hepsini göstermek, anlatmak istiyorum. Evet, şimdi ben burada bir yerde oturup bir şeyler içeceğimiz için bir masa seçmeliyim İlker gelmeden. Bu görevi de hakkıyla yerine getirmek istiyorum, yoksa hiçbir şey yapamamışım gibi hissedeceğim. Ne 14 hocam? Evet. Selam İlker. Naber? İyi, güzel. YouTube halkı nasılsınız? YouTube'daki ilk appearance'ım olabilir bu. Değil. Video izleyen herkese tavsiye ediyorum. Geldi E102, FBJ Project. Inspiration Story. Her şeyin başladığı yer ve gün. Başka bir videoda anlatacağım bütün süreci. Amerika'ya nasıl gidilir? Green Card nasıl alınır? Gerçekten Amerika'dan geldi, şaka değil. Şimdi geldiğimizde kahve yapıyoruz. Burada yarım damla çikolata bırakmış İlker'cim bana, teşekkürler. Sana bıraktım ama azar yedim yani sonunda. Bırakmasam daha iyiydi galiba. Ben ne kadar düşünceli bir hareket yaptığını biraz uygulamaya çalıştım ama çok üstüne bu düzgün değildi galiba. Galiba. Bir de tam yenmemiş. Bak bunu dokunmamış. Böyle de düşünmüş. İlginç ekledim ya. Sadece damak yer kendisi. Seçeceğimdir. Böyle biraz tuvalet gezisi yapalım. Burada böyle bir tuvaletimiz var. Ben çok üşüyorum çünkü İlker Samsun odayı buz gibi klimada bırakmış. Ben böyle girip içeride donmaya başladım. Arkasından konuşalım birazcık. Çok üşüyorum şu an. Böyle duş ve bir takım banyo ürünleri. Yani bu tura gerek var mıydı bilmiyorum ama kalanında böyle ışıklara enteresan sanatsal çalışmaların bulunduğu zihin açıcı bir oda. Kahve sanatı. Kahve sanatı. B planı. Hiçbir şey yolunda gitmezse. B mi direkt baristalık? B, aynen. B planı. Yani C veya D değil. Direkt birazcık mutsuz olduğum ortalık karıştığında. Şimdi bunlar farklı yani biz. Evet. Elbette. Yine süt kattım çünkü. Yes. Softy. Eve dağında çıkış yapıyoruz. Çok acele bir çıkış oldu, biraz da yapamadım. Yani çıktık ama nasıl bir çıkma? İlker'e dedim ki bak beni uyandır. Dersimi, alarmımı duymam dedim. Ben onu kapatınca akıllı bilerek kapattım zannetmiş. Sonra ben 11'de uyandım. İlk çalışta kapattım ben. İlk çalışta. Evet, çünkü ben böyle yapıyorum. Dayım da ilginç yanı hiçbir şey kaybetmemiş olmamız. Uyandım ve hemen konsolosluğu aramaya başladım. O esnada işlerim vardı. Çok hızlı işlerimi halletmem gerektiği için onlara biraz baktım. Ya iş güç, valizi topla, valizi kapat. Valizim kapanmadı, defalarca kapanmadı. Bir kere patladı. Bayağı bir çırpındıktan sonra en nihayetinde valizi de kapattım. İşleri de yaptım. Saat 12 tam saatinde check-out yaptık. Duş bile aldım, makyaj bile yaptım. Konsolosluğu aramaya devam ediyorum ama hiçbir sonuç alamıyoruz. Çok acıkmıştık. Yani gelmesi yaklaşık 30 dakika sürdü değil mi? Kahvaltıyı kaçırınca işte böyle sıkıntılı durumlara düştük. Sürekli ne ya? Mutfağın üstüne göster ya. Çok rahatsız ediyor. Bayağı çirkin. Yakından görseniz. Geldik. Hoş geldin Geyikli'ye. Çok beklenmedik. İnanılmaz
Tesadüfler. Taksi şoförü abimize denk geldik. Hayır abi videoyu izlerse. Evet. Enteresan bir olay olmuş. Hayır abinin taksiyle gezip duruyor İlker. İki gün geldiğinde de ona binmiş. Pazartesi de bir de o alacak. Başka şoföre bindim. Evet, başka şoförüne. Hayır abi hayatından memnun. Neyse geyikli iskelesindeyiz. Gösterelim sadece. Burası bizim otel odamız. Tatlılığa bakar mısın? Her şey o kadar bohem ki. Yani banyo gerçekten. Merhaba ben banyo diyor kendisi. Çantalarımı bile indirmeden. Kasa mı diyorlar? Kasa. Hın. Çatıya çıkmak için merdiven var. Ne diyorsun? Yani bence bu yapılmamalı ama. Bu 2023 kreasyonu Arap. Hala modu mu? İşte bu. Mido gibi. Kaldığımız otelin kardeş otelinde ortakla olmuş sahipleri. Burada plaja gelip ücretsiz burada yararlanabiliyoruz. Şimdi sıfırdan size bir otel turu yaptıracağım. Böyle bir şey yok. Gelsene.
Kebabı yeni gören köylü. Amerika'nın köylüsü. Gerçekten harika ya. Neredeyiz? Çakı'dayız. Çakı diye aratınca çıkıyor Google'da. Yorumlar efsane. Hiç... Ama siz yine de kendi adıyla aratıp. Hiç et yemeyene bile yediriyor yani. Öyle bir dürümcü. Ayranın özel bir önemi var. Özel Hisar ayranı içiyoruz. Özel Hisar Balıkesir ayranı. Balıkesir'de ben bayağıdır eskiden beri içiyorum ama son 3-4 yıldır farklı şehirlerde de karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle böyle gurme lokantalarda falan. Ama şimdi artık iyice yaygınlaştı. Zaten şu an Çanakkale'de olduğumuz için şaşıracak bir şey değil aslında. Gerçekten çok başarılı. Bir ayrandan beklediğim her şey ve çok daha fazla.